Babül mer'eti hel yecûzü lehâ en tu'fiye zevcehâ min zekâti mâlihâ emmâ. Babül mer'eti, bu bab kadının babıdır. Hel yecûzü lehâ, kadının, kadın için caiz olur mu? En tu'fiye vere zevcehâ, kocasına, min zekâti mâlihâ, malının zekatından vere. Caiz midir? Emlâ caiz değil midir? Yani kadın zengin, kocası fakir. Bu kadın zekatını, malının zekatını başkasına verinceye kadar kocasına verse olur mu, olmaz mı? Bundan ulema ihtilaf eylemiş. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed caiz demiş. İmam-ı Azam caiz değildir demiş. İkiye ayrılmışlar. حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله عبد الله بن مسعود عائلتي زينبتن رواية ديه قال فذكرته لإبراهيم بو رواية بن إبراهيم سكرتن فحدثني إبراهيم وإبراهيم رواية لدي أن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله. O da bir İbrahim'e söyledim. O da Ebu Ubeyde'den, o da yine Amr ibn Haris'ten, o da Hazreti Zeynep'ten rivayet eylemiş. Abdullah ibn Mesud'un ailesi Zeynep'ten. Mislehu aynen, yukarıki rivayetin mislini rivayet eyledi. Sevan, Musavi. Fakat tabi burada rivayeti getirmedi, senetleri birleştirdi. Şakif Amr ibn Haris'ten rivayet ediyor. İkincisi Ebi Ubeyde yine Amr ibn Haris'ten rivayet ediyor. O da Hazreti Zeynep'ten rivayet ediyorlar. Kale. Bu kale kime raci? Bu kalet olacak. Birincide de kale diyoruz. Nerede? Şimdi rivayet Zeynep. Kimden? Hazreti Zeynep'ten. Evet, Zeynep. Hazreti Zeynep'e gâle olur mu? Birincide de gâle diyor. Niye diyor? Nerede? Birinci rivayette. An Zeynep'in İmrat Abdillah gâle. Yok yok, o ondan değil. Gâle tehavi diyor ki fezekertuhu. İmam-ı tehavi diyor ki fezekertuhu li İbrahim'e. Ben bunu İbrahim'e zikreyledim. Fehaddeseni İbrahim'e nebi Ubeyde. Ameş, Ameş. Ameş İbrahim de değil. Anil Ameş dedi ya. قال حدثني شقيق اما شقيق'ten rivayet edilmiş, fakat acaba doğru mu değil mi İbrahim'in nakaya söylemiş, o da demiş ki başka senedi de var onun. Bu Amr'a raci, fakat buradaki kalet olacak. Kalet Hazreti Zeynep dedi ki kuntu fil mescidi, ben mescitte idim. Feraniyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fil mescidi, Peygamber Efendimiz beni mescitte gördü. Fekale buyurdu ki tesaddaqna, sadaka veriniz, velev min huliyikunne, isterse ziynetlerinizden olsun. Yani fazla paranız varsa ondan, yok fazla paranız yoksa kendi ziynetlerinden olsa bile, ziynetlerinizden olsa bile sadaka verin. Ve kânet Zeynep'u, Hazreti Zeynep de oldu, tünfiku ala Abdillah, Abdullah ibn Mes'ud'a infak ederdi. Ve eytamin, yetimlere, böyle yetimler ki fi hicriha, kendi evinde, kendi evinde olan yetimlere. Bu yetimler deyince yani başka birisinin çocukları da yetim kalmış, bunlar derhal etmişler. Fakat başka rivayetlerde geliyor ki hayır, kendi kendisinden olan çocuklara, bunlara infak ederdi. Fekalet li Abdillah, Hazreti Zeynep Hazreti Abdullah dedi ki sel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz'e sor. Eyyücüzi, kifayet eder mi? Anni, benden. İn enfaktu aleyke, ben sana infak edersemse, yani elimde olan parayı sana sadaka edersemse, ve ala eytamin fi hicri, bir de benim terbiyemde, evimde olan yetimleri infak edersemse, mine sadakati sadakadan, sadaka diye sana verirsem, o yetimlere verirsem, bu sadakadan caiz olur mu olmaz mı? Git Resulullah Efendimiz'den sor dedi. Kale, Hazreti Abdullah bin Mesud dedi ki,
Seli enti. Sen sor. Seli sor. Enti sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'e sor. Fandalaktu. Hazreti Zeynep diyor ki ben gittim ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz'e gittim. Fevecettü mra'ete minel ensar. Ensardan bir kadını buldum. Alel bab Resulullah Efendimiz'in kapısında. Baktım orada bir kadın bekliyor. Hacetuha mislu haceti. Onun da haceti benim hacetimin misli. Yani o da bu meseleyi sormaya gelmiş. Bu kadının elinde parası var. Onun da kocası fakir. Soracak ki ben sedekeyi başkasına verinceye kadar kocama versem caiz olur mu olmaz mı? Femerre aleyna Bilal. Biz o arada beklerken diyor Bilal geldi. Fekultu ben dedim ki Hazreti Bilal'a sellena bizim için sor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'e sor. Hel yücüzi anni benden kifayet eder mi? En etesaddaka ala zevci kocama sedeke vereyim ve eytamin fi hicri evimde bulunan yetimlere sedeke vereyim. Mine sadakati sadakaten. Başkasını vereceğim sedekeyi bunlara versem caiz olur mu diye Resulullah Efendimiz'e sor. Ve kulna biz dedik ki diyor Hazreti Bilal Efendi ettik ki la tuhbir bina bizim sorduğumuzu haber verme. Bizi haber verme. Yalnız sen git de ki kadın kocasına sedeke verse caiz olur mu de. Kalet Hazreti Zeynep diyor ki fedehale feseelehu Hazreti Bilal girdi ve sordu. Fekale Resulullah Efendimiz dedi ki men huma o kapıdaki olan o kadınlar kim? Bu meseleyi soran kadınlar kim? Kale dedi ki Zeynep. Öteki ensardan olan kadını zikretmedi. Caiz ki tanımadı. Caiz ki ona ehemmiyet vermedi. Zeynep dedi. Kale eyyüz zeyani bihiye. Hangi Zeynep'tir? Zeyneplerin hangisidir? Eyyüz zeyani Zeyneplerin hangisidir? Hiye o. Yani birçok Zeynep var. Zeynep isminde birçok kadın var. Hangi Zeynep? Kale, Bilal buyurdu ki İmraetü Abdillah, Abdullah'ın ailesi, Abdullah bin Mesud'un ailesi. Bu soruyor ki ben kocama sedeke niyetiyle versem, çocuklarıma versem caiz olur mu? Fekale Resulullah Efendimiz buyurdu ki ne'am caiz olur. Yekûnü leha o kadın için olur. Ecrül garabeti garabet sevabı olur ve ecrül sedeke kendi sedeke sevabı olur. Hem akrabasına ihsan etmiş, yani sile-i rahim yapmış, o sevabı alır, hem de sedeke sevabını alır, iki sevap alır. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki, فَذَهَبَ قَوْمُ Bir kavim zahib oldular ki, اِلَا اَنَّ الْمَرْأَةَ Kadın, caizun leha, ona caizdir. اَنْ تُعْتِيَ vere zevceha kocasına. Min zekati maliha malının zekatından kocasına vere bu caizdir. Vehteccu delil getirdiler fi zalik bu mesele hakkında bi hadel hadis bu hadis ile ihticac ettiler bu hadisi delil getirdiler. Ve mimmen zehebe ila zalik işte bu mezhebe zahip olanlardandır Ebu Yusuf ve Muhammedun rahimehumullah. Bunların ikisi bu mezhebe zahip olmuşturlar ki kadın kocasına zekat verebilir. Kocası kadına veremez. O bir ittifak, onun ittifak var da. Fakat kadın kocasına verebilir. Demişler. Erkek fakir olmak şartıyla. Fakir olmak şartıyla. Fakir olsa bile İmam-ı Azam tecvid etmiyor. İsterse fakir olsun. Bunlar tecvid etmişler ama kâle Ebu Cafer ve hâlefehum fî zâlike âkherûn. Başkaları bunlara muhalefet ettiler. Minhum Ebu Hanifete rahimullah. Muhalif olanlardan birisi de İmam-ı Azam. İmam-ı Azam caiz değildir dedi. Fekalu bu muhalif olanlar ki Ebu Hanife de onlardandır dediler ki la yecuzu lil mer'ati kadına caiz değildir en tu'tiye zevceha kocasına vere min zekati maliha malının zekatından vermesi caiz değildir. Kema la yecuzu lehu kocasına caiz olmadığı gibi en yu'tiyeha ailesine vere min zekati malihi malının zekatından. Kocası nasıl karısına veremezse, karı da kocasına veremez. Çünkü arada şiddeti ittisal var. Kadının mali, kocasının mali. Kocasının mali, kadının mali. O kadın kocasına vermiş olduğu sedeke, kendi nefsine vermiş gibi oldu.
İmam Ebu Hanife bu cihetten tecviz etmiyor. Şimdi aşağıda delillerini de getirecek. Peki Abdullah ibn Mesud'un ailesi vermiş. Bu farz olan zekattan değil. Bunu Ebu Yusuf ve İmam Muhammed farz olan zekat hem de diyorlar. Halbuki farz olan zekattan değil ki bu. Sadaka. Sadaka başka, nafile sadaka verebilir. Nafile sadaka başka, zekat başka. Nafile sadaka olur. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü kadın fakir idi. Kadın zekat farz değil mi ki kadın? Kendi ziynetini getirmiş veriyor. Kadının bir parası yok, bir şeysi yok, hevelane heveli yok, zekat farz değil. Sadaka veriyor ki cehennem hesabından kurtarır. Hadisin kendisi delalet ediyor. Ve kâne minel hücceti lehum. Bu muhalif olanların lehine olan hüccettendir. Alâ ehlil mekâletil ula, birinci mekâle sahiplerine. Fi hadisi Zeynep'e, Hazreti Zeynep'in hadisinde. Ellezî öyle hadis ki ihteccû bihi. O birinci mekâle sahibi ihticac ettiler. O hadisle aleyhim muhalif olanlara. Evet. Bu ikinci Hazreti Zeynep'in hadisini delil getirmediler mi tecviz edenler? Onu getirdiler. Halbuki diyor o hadisin kendisi ikinci firkanın delilidir ki enne tilke sadaka, o sadaka elleti öyle sadaka ki hatta aleyha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz tergibi teşvik eyledi fi zalikel hadis, o hadiste innemâ kânet, o sadaka olduydı min gayri zekâ, zekatın gayrisinden olduydı. Şimdi zekatın gayrisinden olduğunu neyle ispat edeceksin? Şimdi onu ispat edecek. وَقَدْ بَيَّنَ ذَٰلِكَ Zekatın gayrisinden olduğunu beyan eyledi. مَا اُلْ بِالْرِوَيَتْكِ قَدْ حَدَّسَنَا يُونُسُ İmam-ı Tahaviye Yunus rivayet eylemiş. قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ يُوسُفْ قَالَ حَدَّسَنَا الْلَيْسُ عَنْ هِشَامِ اِبْنِ عُرْوَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَابِطَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللّٰهِ Rabite'den. Rabite binti Abdullah. Kim o? İmratu Abdullah bin Mesud. Abdullah bin Mesud'un ailesi. Onun ailesinin ismi Rabite. Babasının adı da Abdullah'ymış. Kocasının ismi Abdullah olduğu gibi babasının ismi de Abdullah. Rabite binti Abdullah, zevci Abdullah bin Mesud. Zevcet Abdullah bin Mesud. Evet. Ve kânet imraeten sen'âe. Ve kânet. O Rabite oldu imraten bir kadın. Öyle kadın ki sen'âe ehli sen'at. Yani elinde hüneri çok. Ve leyse li Abdillah bin Mesud radıyallahu anhu mali. Hazreti Abdullah bin Mesud'un da mali yok, fukaradan idi. Fekanet Hazreti Rabite oldu tunfiku aleyhi, Abdullah bin Mesud'a infak ederdi ve ala veledihi, Abdullah bin Mesud'un çocuğuna, minha kendisinden. Şimdi bu rivayet tekit ediyor ki yetim tabir etti ki hakikaten başkasının çocuğu değil, yani kendi çocuğu. Abdullah bin Mesud fakir, mali yok. O kadın da ehli senet, eliyle bir şeyler yapar, götürür, satar, para kazanır, getirir. Hem kendisi yer hem de onlara yedirirdi. Onları infak eder. Yani kazanmış olduğu mal onlara yedirirdi. Fekalet Hazreti Rabita dedi ki لَقَدْ شَغَلْتَنِي وَاللّٰهِ اَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ السَّدَقَةِ لَقَدْ شَغَلْتَنِي Abdullah bin Mesud'a kocasına diyor ki sen beni meşgul ettin. Vallahi Allah yemin ederim ki meşgul ettin. اَنْتَ سَنْ وَوَلَدُكَ bir de senin çocuğun. İkiniz benim üzerime yük oldunuz. Ben elimde olanı size infak ediyorum. İyi, beni meşgul ettiniz. Neden? Ani sadakati sadakatin. Yani sadaka veremiyorum. Elimdekini size veriyorum. Sadaka veremiyorum. Fema astati'u. Ben istitaatim yok. Gücüm yetmiyor ki ene tasaddaka tesadduk edeyim me'aküm, sizinle beraber bir şeyin bir şeyi. Elimde olanı size yediriyorum. Elimde bir şey kalmıyor. Bak şimdi hadis delalet ediyor ki kadın da fakir, elinde 5-10 kuruş toplanmış değil. Yalnız eli hünerli, iş görüyor, kazandığını onlara sarf ediyor. Onun için diyor ki kazandığımı size sadaka veriyorum, bir şey kalmıyor ki onu Allah rızası için sadaka vereyim. Öyleyse bu vermiş olduğu sadaka zekattan mı yoksa nafileden mi? Nafileden belli. Yalnız kadın istiyor ki nafile olarak başkasına sadaka vere,
Fakat kocası fakir, çocuğu fakir, dışarıya sadaka verse bunlar aç kalacak. Onun için yemin etti ki siz beni meşgul ettiniz. Size infak ediyorum, bu da sadaka sayılmaz. O kanaatte. Fakat sonra Resulullah Efendimiz diyor ki hayır, bu da sadakadır ve hem iki sevabı vardır. Evet. Hem sadaka sevabı var, hem garabete. Garabete ianet ettiğinden, yani sile-i rahim yaptığından iki sevap alıyor. Fekale, Abdullah bin Mesud dedi ki, ma uhibbu, ben sevmem. İn lem yekun leki, senin için olmazsa, fi zaliki, bize infaklı olmazsa, ecrun, sevap olmazsa, ben sevmem, en tef'ali, bunu işlemeni sevmem. Eğer sen bizi infak ettiğinden dolayı bunun bir sevabı yoksa, bunu yapma, yapma, istemem, yani bizi infak etme. Madem sevabı yok. Fakat meseleyi kendi aralarında konuşuyorlar. Resulullah Efendimiz'e arz etmemişler. Fese'alet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın gitti Resulullah Efendimiz'e sordu. Hiye kadın ve huve. Abdullah bin Mesud da sordu. Fekalet Zeynep dedi ki ya Resulullah inni ben imraetun bir kadının. Öyle kadın ki zatu sen'ati. Sen'at sahibi. Sen'a dedi ki o. Ehli sen'at. Ebi'u minha. Elimin, emekinliğim, bir şeyler yapıyorum, onu satıyorum. وَلَيْسَ لِي وَلَد۪ي وَلَا لِزَوْجِي شَيْءٌ Benim çocuğumun yiyeceği yok. Veledi derse bir çocuk. Vüldi derse yani birçok çocuklar. Artık burada veledi mi, vüldi mi o zahir değil. Yani çocuğumun ve kocamın bir şeyi yok. فَشَغَلُونِي Bunlar beni meşgul ettiler. فَلَا أَتَصَدَّقُ Ben sadaka veremiyorum. Fehelli benim için olucu mudur? Fihim çocuğuma, kocama vermiş olduğum nefekede ecrun, ecir olucu mudur, sevap olucu mudur diye Resulullah Efendimiz'i gitti sordu. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki leki fi zaliki ecru ma enfekti aleyhim fe enfiki aleyhim leki senin için olucudur. Fizaliki bunda ecruma şol bir şeyin sevap olucudur ki enfekti aleyhim onları infak ettin. Onlara ne kadar nefek olarak sarf ettinse onun sevabını aldın. Alırsın. Fe enfiki sen infak et aleyhim onları üzerine. Yani başkasına verinceye kadar onlara ver onun sevabı var. Sevap var olduğu gibi kadın da müsterih olduğu gibi. Fe fi hadel hadis bu hadisi şerifte olucudur ki enne tilke sadaka evet, bu kadının vermiş olduğu sadaka mimma şul bir sadakalardandır ki lem yekun fihi zekatun onda zekat olmadı. Bu nafile sadaka, bu nafile sadaka caiz. Binaenaleyh İmam Ebu Yusuf'un ve İmam Muhammed'in delil getirmiş olduğu hadis kendi aleyhlerine çıktı. Ve rabitetu hadihi, bu rabite ye Zeynep'u, işte Zeynep'tir. Bir ismi Zeynep, bir ismi rabite. İmraetu Abdillah, Abdullah'ın ailesidir Abdullah bin Mesud'u. La ne'alemu biz bilmiyoruz enne Abdullah, Abdullah bin Mesud kânet lehu imraetun gayruha. Bundan başka bir ailesi olduğunu bilmiyoruz fi zemeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz zamanında bu Zeynep rabite işte bunların ikisi bir kadın. Başka bir ailesini bilmiyoruz. Yani adam der ki yahu sen Zeynep'ten bahsettin. Bir de bir rabite çıktı. O başka, o başka. Bunlar ikisi kuma olabilir. Abdullah bin Mesud'un iki ailesi olabilir. Diyor ki hayır. Hazreti Peygamber Efendimiz zamanında Hazreti Abdullah bin Mesud'un bir tek ailesi vardı. Onun için Rabite binti Abdillah yahut da Zeynep binti Abdillah buydu. Ve delilu delil ala enne tilke sadakate o sadaka kânet tatavvan tatavvu idi, farzdan değil idi, kema zekerle zikrettiğimiz gibi kavluha o kadının kavli. O kadının kendi kavli de delalet ediyor ki farz olan zekat değil idi, nafileydi. Ne kavli? Küntüm ra'eten sen'a esna'u biyedi fe'abi'u min zalik fe'ufiqal abdillah. Bu sözü de delalet ediyor ki kadın zengin değil idi. Farz olan zekat bunun üzerine tereddüt etmemişti. Ne diyor? Küntü ben oldum. İmraeten sen'a. Ehli senet bir kadın oldum. Esne'u biyedi. Elimde işlerim.
فَأَبِيعُ مِنْ ذَلِكَ وَأَلِمْلَ işlediğim şeyi satarım. فَاُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ مِنْ مَسُولُ üzerine infak ederim. Belli ki kadın zengin değilmiş. يَمُنْ جَدِدْ رِزْقُنْ جَدِدْ kabilinde. Evet. فَكَانَ قَوْلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kavli şerifi oldu. اَلَّذ۪ي فِي هَذَا الْحَدِيثِ O hadiste olan kavli وَفِي الْحَدِيثِ الْاُوَلِ وَفِي الْحَدِيثِ الْاَوَّلِ Yukarıki hadiste, bu hadiste ve yukarıki hadiste Peygamber Efendimiz'in kavli oldu. Cevaben cevap oldu. Bir suali ha kadının sualına. Ha da bu sualına. İşte Peygamber Efendimiz'in sen infak et demesi o kadının sualına cevap oldu. وَفِي حَدِيثِ رَابِتَةَ هَذَا işte bu Rabite'nin hadisinde olucudur. كُنْتُ اُنْفِقُ مِنْ ذَٰلِكَ لَا عَبْدِ اللّٰهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْهِ Bu da var. Ben elin ehli senet bir kadının hem kocam Abdullah üzerine infak ediyorum hem de benim ondan çocuklarım var. O çocuklarıma infak ediyorum. Çocuklar kendisinin öz çocuğu. Öz çocuğu değil. Eğer zekattan olursa bir adam öz çocuğuna zekat verebilir mi? Veremez. Öyleyse İmam-ı Müslüman Muhammed'in buradaki iştahatları hatalı çıktı. Evet. وَقَدْ اَجْمَعُوا Ulema icma eyledi ki عَلَى اَنَّهُ شُنَا لَا يَجُوزُ لِلْمَرْءَةِ Kadına caiz olmaz. اَنْ تُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهَا Kendi veledini infak eden min zekata zekatından. Zekatini usulü fura vermek caiz değildir. Bunda ihtilaf yok. Bir ittifak. فَلَمَّا كَانَ وَقْتَكِ وَلْدِ مَا اُلْ بِشَيْكِ اَنْ فَقَتْ عَلَى وَلَدِهَا Hazreti Zeynep'in oğluna çocuğunu infak etmiş olduğu şey oldu. لَيْسَ مِنَ الزَّكَةِ Zekattan olmaz oldu. فَكَذَٰلِكَ öyleyse مَا اُلْ بِشَيْكِ اَنْ فَقَتْ عَلَى زَوْجِهَا Zevci Abdullah bin Mesud'u infak etmiş olduğu da لَيْسَ هُوَ olmadı. اَيْذَا oğluna verdiği مِنَ الزَّكَةِ Zekattan olmadı. Oğluna veriyor, kocasına da veriyor. Oğluna verdiği zekattan değil, kocasına da verdiği zekattan değil. وَقَدْ رُوِيَ اَيْذَا عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Fakat diyor ki siz buna kanaat etmezsinizse Hazreti Ebu Hureyre'den de buna benzer bir rivayet var. Rivayet ne? Ma'ul bir rivayet ki يَدُلُّ دَلَالَتْ اِدَرْ عَلَى اَنَّ تِلْكَ Delalet eder ki اَنَّ تِلْكَ السَّدَقَ Hazreti Zeynep'in vermiş olduğu sadaka. اَلَّتِ اُلَى سَدَقَكَ اَبَاحَ لَهَا O Zeynep için mübah kıldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz o kadına mübah kıldı infakaha ala zevciha kocasının üzerine infakı mübah kıldı kânet min gayri zeka zekatın gayrisinden idi nafileydi Hazreti Ebu Hureyre'den de böyle bir rivayet var o rivayet hangisi? Getiriyor diyor ki haddesena fâtir قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن عمرو بن نبيه الكعبي عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت أبو هريرة diyor ki bir gün Peygamber Efendimiz münsarif oldu insarife min as-subh yaman bir gün sabah namazını kıldırdı ve namazdan münsarif oldu fe'ata alen nisa kadınlara geldi Ya ma'aşeren nisa, ey kadınlar cemaati, ma ra'eytü, ben görmedim, min nafisati ukulin ve din, akılları noksan ve dinleri noksan, kimseleri görmedim, o min zaidedir. Ma ra'eytü, ben görmedim, min nafisati ukulin ve din, yani nafisati ukulin ve din, akılları ve dinleri, nakisleri görmedim, ezhebe daha ziyade giderici, بِعُقُولِ ذَوِ الْاَلْبَابِ Akıl sahiplerinin akıllarını giderici sizden, sizin gibi dini, aklı nakis kimselerden daha ziyade görünür. Sizin aklınız nakis, dininiz nakis fakat akıl sahibi erkeklerin aklını başından alıp götürürsün. مِنْكُنَّ sizden, sizden fazla. Yani insanlar akıl sahibidir. Hiçbir kimse onun aklını alamaz illa kadın alır. وَاِنِّي قَدْ رَيْتُ Ben gördüm. اَنَّكُنَّ Siz اَكْفَرُ اَهْلِ النَّارِ يَمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü narin ekserisini kadınlar gördü. فَتَقَرَّبْنَ اِلَى اللّٰهِ Siz Allah'a tekerrüb edin. بِمَسْتَطَعْتُنَّ
istitaatiniz oldukça, elinizden geldiği miktarca siz Allah'a tekarrub edin. Kadınlara böyle nasihat etti. وَكَانَ فِي النِّسَاءِ O kadınların içinde idi. اِمْرَاتُ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ مَسْعُودُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Abdullah bin Mesud'un ailesi de onların içindeydi. Bu rivayeti Hazreti Zeynep rivayet etmiyor. Hazreti Ebu Hureyre rivayet ediyor. فَنْقَلَبَتْ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ مَسْعُودُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Ailesi gitti Abdullah bin Mesud'a فَأَخْبَرَتُ Bunu haber verdi. بِمَا سَمِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den işittiğini ona haber verdi ki kadınların ekserisi, ehli cehennemin ekserisi kadınlardır. Peygamber Efendimiz sadaka verin de Allah'a yaklaşın diye emretti. Evet. وَأَخَذَتْ حُلِيَّنْ لَهَا Hazreti Zeynep kendisinin bir ziyneti var idi. Bu ziynetini aldı. Götürüp sadaka verecek. فَقَالَ بِنْ مَسُودْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Abdullah bin Mesud dedi ki اَيْنَ تَذْهَب۪ينَ بِهَذَا الْحُلِي Bu ziyneti nereye götürüyorsun? فَقَالَتْ dedi ki اَتَقَرَّبُ بِهِ اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى رَسُولِهِ Ben bunu sadaka verip Allah'a ve Resuluna tekarrüb edeceğim. لَعَلَّ اللّٰهَ Ümit ederim ki اَنْ لَا يَجْعَلَنِ Cenab-ı Hak beni kılmaya مِنْ اَهْلِ النَّارِ اَهْلِ النَّارِ kılmaya sadaka vereyim de Allah-u Teala beni ehl-i nar kılmaya. قَالَ Abdullah bin Mesud buyurdu ki هَلُمِّي بِذَلِكِ Onu getir getir ya nereye götürüyorsun? وَيْلَكْ Yani yazıklar olsun sana. Tesaddaki bihi aleyye ve ala veledi. Getir o sedekeyi bana ve benim oğluma ver. Sen yabancıya götürüp vereceksen. Fekalet dedi ki la vallahi vermem dedi. Hatta ezhebe bihi la Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Peygamber Efendimiz'e bunu götüreceğim. Fezâbet testâzünü ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Gitti ve Peygamber Efendimiz'e İzin ister olduğu halde, yani gitti izin istedi. فَقَالُوا Dediler ki, ya Resulullah, هَذِهِ زَيْنَبُ تَسْتَهْدِ Kapıcıya gitti ki, ben Resulullah'ı göreceğim. Peygamber Efendimiz'e de haber verdiler ki, bu Zeynep geldi, Zeynep geldi, izin istiyor. فَقَالَ اَيُّ زَيَانِ بِهِيَ Hangi Zeynep'tir bu? Zeyneplerin hangisidir? Dedi. قَالُوا dediler ki, اِمْرَيَةُ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ مَسْعُودُ Abdullah bin Mesud'un ailesi Zeynep. فَدَخَلَتْ عَلَى النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ İzin verdiler, içeri girdi. فَقَالَتْ Dedi ki, اِنِّي سَمِيَتُ مِنْكَ مَقَالَةً Ya Resulullah, ben senden bir söz işittim. فَرَجَعْتُ اِلَى اِبْنِ مَسْعُودٍ Ben İbn-i Mesud'a gittim. فَحَدَّسْتُهُ اِشِتْتِيمُ Ona söyledim. فَاَخَسْتُ حُلِيِّ Ben ziynetimi aldım, getirdim. اَتَقَرَّبُ بِهِ Onunla ben yaklaşacağım. اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Allah'a ve اِلَيْكَ سَنَا Onu sadaka vereceğim ki Allah'a yaklaşmış olayım ve sana yaklaşmış olayım. رَجَاءَ أَلَّا يَجْعَلَنِيَ اللّٰهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ Şu ümitle ki Allah-u Teala ben ehli cehennem kılmayayım. Dedi, elindeki ziyneti de Resul-i Ekrem Efendimiz'in huzuruna koydu. فَقَالَ بِنْ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Fakat diyor ben bunu getirirken Abdullah bin Mesud bana dedi ki تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى بَنِيَّ Bunu bana ve benim çocuklarıma sadaka ver dedi. فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعَ Çünkü biz bunun mevdi'i ehliyiz. Yani sadaka almayı ehliz dedi. فَقُلْتُ لَهُ Ben Abdullah bin Mesud'a dedim ki حَتَّى أَسْتَأْدِنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah'tan izin almadıkça sana vermem, sadaka etmem dedi. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki فَصَدَّقِي سَنْ tesadduk et bihi o ziyneti aleyhi Abdullah'a ve ala benihi çocuklarına fe innehum onlar lehu o sedekeye mevdiyetül mehaldir. Yani onlar fakirdirler, sedeke almayı ehildirler, götür onlara tesadduk et dedi. Şimdi bu Hazreti Ebu Hureyre aynen yukarıki rivayeti teyit ve tekit etti. Sonra bunda da var ki kadının ziynetine zekat tereddüt etmez. Bir şeysi yok. Böyle olduğu halde onu götürmüş sadaka veriyor. Haddesena Hüseyin ibn el-Hakem el-Cizi قال haddesena Asim ibn Ali قال haddesena İsmail ibn Cafer قال أخبرني ابن أبي عمر أن أبي سعيد المقبري أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله başka bir senedi Hazreti Ebu Hureyre'nin bu hadisini rivayet eyledi. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فبين أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث
Hazreti Ebu Hureyre bu hadiste beyan buyurdu ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz innemâ erâde bi kavlihi kavli şerif ile murad etti. Tesaddeki kavli ile murad etti. Fis sadakati sadakada at-tatavva nafile sadakayı murad etti. Elleti öyle nafile sadaka ki tükeffiru zunub günahların kefareti olur. Sadaka günahların kefaretidir. Nafile sadaka sen evden çıktın mı? Fakir ara ki bir sadaka veresin. Es-sadakatu teruddül bela ve tezidül umur. Hem belayı def eder, hem ömrü ziyade eder. Sonra mali ziyade eder, kefareti zünub olur. İşte Resulullah Efendimiz bunu murad etti. Ve fi hadisihi, bu hadiste olucudur ki, kâle, Hazreti Ebu Hureyre dedi ki, fecaet bihuliyyin daha ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e bir ziyneti getirdi. Kadınlara mahsus olan bir ziynet. Fekâlet dedi ki, ya Resulullah, huz hâzâ, sen bunu al, etekarrebu bihi ilallah, ben bunu sadaka vermekle Allah'a tekarrub edeyim, azze ve celle ve ilâ Resûlihi, bir de Resûlüne tekarrub edeyim. Fekâle lehâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz o kadına dedi ki, tasaddaki bihi alâ abdillâh ve alâ benihi, sen onu Abdullah'a ve oğullarına sadaka ver, fe innehum lehû mevdi'a, onlar sadaka almaya ehildirler, mevdi'adırlar. فَكَانَ ذَٰلِكْ بُغُلْدِ عَلَى السَّدَقَةِ Sadaka üzerine bir küllil hüliyyi. Hülinin hepsini sadaka veriyor bak. Eğer zekat olsa onun 1/40'ını verecek. Hepsini veriyor. وَذَٰلِكَ مِنَ التَّطَوُّ لَا مِنَ الزَّكَةِ Bu nafile sadakadendir, zekattan değil. لَنَّ الزَّكَةَ لَا تُوْجِبُ السَّدَقَ بِكُلِّ الْمَالِ Zekat malın hepsini vermeyi icap etmez. Onun 1/40'ını verecek. Bu hepsini veriyor. Ve innema tucibu sadaka zekat sadakayı icap eder bir cüz'in minhu ondan bir cüz o da ne 1/40 yani burada getirmiş oldu İmam-ı Azam'ın delili kuvvetli burada evet. Hulu geldi öbür tarafta ücret geldi şeyinde paraydı yok ücret yok birinci şeyde kazandı yok bu ikinci ziynet o da başka o her kazancını ona veriyormuş o başka her gün o devamlı. O mesele başka. Bu da ayrıca hüliyi getirdi, hüliyi sadaka veriyor. Bu ikinci beka. Bu ikinci beka. فَهَذَا اِذَا دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ تَوِيلَ بِي يُسْفَ رَحِمُهُ اللّٰهِ وَمَنْ ذَهَبَ اِلَى قَوْلِهِ لِلْحَدِيسِ لَوَّهِ İşte bu diyor delildir. İmam Ebu Yusuf'un evet, tevilinin fesadına. وَمَنْ ذَهَبَ اِلَى قَوْلِهِ Onun kavline zahip olanlara. لِلْحَدِيسِ لَوَّهِ Hadis-i evveli tevil ettiler ki bu sadaka zekattandır. Bu fesadi meydana çıktı. Fakat batale bima zekâne bu zikrettiğimiz şeyle batıl oldu ki en yekûn ola fi hadis-i Zeynep'e Zeynep'in hadisinde ne ola? Ma bi hüküm ki yedüllü delalet ede ennel mer'ete tu'fi zevcehe min zekâti malihâ. Kadın malının zekatından kocasına verir. Evet bu batıl oldu. İza kâne fakiren, fakir olursa verebilir demesi, bu dava batıl oldu. Ve innemâ neltemüsü hükme zâlih. Biz bunun hükmünü iltimas ederiz. Ba'du bundan sonra, yani neklen ispat ettikten sonra, yine iltimas ederiz bunun hükmünü min tarikin nazar. Nazar terikine de iltimas eder, ararız. Ve şevahidül usul, asılların evet, şehadetiyle de ararız. Ve bunu teyit edecek asırlar buluruz ki, İmam Ebu Hanife'nin kavli doğrudur. Fe'tebarına zalik, aradık biz de, itibar ettik diyor. Fevecedna biz bulduk. El mer'ete katini bittifakihim ulemanın ittifakıyla. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Ebu Hanife hepsinin ittifakıyla bulduk. Kadını ki la yu'tiha kadına vermez. Zevcuha kocası min zekati malihi malun zekatında. Şimdi ittifak var. Kocası kariye zekatından veremez. وَاِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً İstersen ailesi fakir olsa bile. وَلَمْ تَكُنْ ف۪ي ذَٰلِكْ Bu meselede o kadın olmadı. كَغَيْرِهَا Yabancılar gibi olmadı. Yabancı kadınlara verir fakat kendi ailesine veremez. غَيْرِ ne gibi? Misal veriyor diyor ki لَاَنَّا رَيْنَا biz gördük. الْاُخْتَ kız kardeşi. يُعْتِيهَا o kız kardeşine verir. اَخُوهَا kardeşi. مِنْ زِكَاتِ زَكَاتِنْدَنْ زَكَانَتْ فَقِيرَةً Kız kardeşi fakir olsa kardeşi ona zekatından verir.
Evet. Halbuki bak karısı onun gibi değil. O ikisi de akrabası. Karısına veremiyor fakat kız kardeşine veriyor. Ve in kana ala ahiha, her ne kadar kardeşi üzerine vacip olsa da en yunfika aleyha, kendi bacısı üzerine infak eder. O kız kardeşi fakir olsa nefakesi kime aittir? Kardeşine aittir. Kardeşine vaciptir. Öyle olmakla beraber malının zekatından ona verebilir. وَلَمْ تَخْرُجْ بِزَالِمْ Bununla nefekesi, kız kardeşinin nefekesi kardeşine vaciptir diye bu sebeple çıkmaz kız kardeşi min hükmü men, bir kimsenin hükmünden ki yu'atamile zekat, zekattan ona verilir. Madem nefekesi kardeşine vacip, bu zekat buna verilmez diyemeyiz. Yok. Hem infak eder hem de zekatından verir. فَسَبَتَ بِزَالِمْ Bununla sabit oldu ki اَنَّ الَّذ۪ي يَمْنَعُ الزَّوْجَ Zevci men eden şey, min yata'i zevceti, kendi ailesine vermeden, min zekati malihi, malının zekatından vermesinden men eden şey, leyse huve o olmadı ne, vücuben nefekati nefekenin vücubillaha, kadın için aleyhi, kocası üzerine. Yani bunu sebebe bağlarsaksa, kadının nefekesi kocasının üzerine vacip de onun için veremiyor. Yok, o manaya değil. Bak kız kardeşinin de nefekesi adama vacip fakat ona verebiliyor. Öyleyse nefekenin vücubi değil, başka bir mana arayacağız. Niçin ailesine veremiyor? Velakinnehu, lakin o mani olan şey, es-sebebüllezî şul bir sebeptir ki, beynehu ve beynehâ, o kocayla kara arasında olan bir sebeptir. O sebep ne? Fesare bu oldu, sare zalik bu oldu, kendi nesebi nesep ki bu oldu. Ellezi öyle nesep ki beynehu ve beyne valideyhi. Bir adam ile anasının babasının arasında nasıl bir şiddet, ittisal, bir karabet varsa, kari ile kendi arasında da öyledir. Anasına babasına zekat verebilir mi? Veremez. Oğluna kızına verebilir mi? Veremez. İşte anasıyla, babasıyla ve kendisinin arasında olan nesep nasıl olduysa fî men'i zâlike bu sedekeyi men'iyade İyyâhu âdemi men'iyade min'iyâ ta'ihme onlara vermesinde min'e zekâti zekâttan. Adam kendi zekatından anasına babasına veremediği gibi öyleyse karısına da veremez. فَلَمَّا سَبَتَ بِمَا زَكَرْنَا Bu zikrettiğimizde vaktaki sabit oldu. اَنَّ سَبَبَ الْمَرْأَةِ الَّذ۪ي اَنَّ سَبَبَ الْمَرْأَةِ Kadının sebebi اَلَّذ۪ي Öyle sebep ki مَنَعَ زَوْجَهَا Kocasını men etti اَنْ يُعْتِيَهَا Kadına vere مِنَ الزَّكَاتِ مَالِهِ Malının zekatından وَاِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً İsterse o kadın fakir olsun. هُوَ O sebep كَسَّبَبِ الَّذ۪ي Şur bir sebep gibidir ki beynehu ve beyne valideyhi o adam ile kendisinin anası babası arasında olan sebep gibidir. Ellezî öyle anasıyla babası arasındaki sebep ki yemne'uhu adami men eder min yatayima anasına babasına vermekten min zekati zekat malının zekatında. Niye? Kuvveti garabet var. Üsul ve furu. Nasıl zekat verecek anasına babasına? Yabancı değil kendi. Kendisinin öz anası, öz babası yahut da oğlu. Üsul furu var ya. Bunlar o kadar kuvveti garabet ki o zekati kendisine vermiş gibi sayılır. Onun için zekat caiz değildir. وَاِنْ كَانَ فَقِيرَيْنِ İsterse anası babası fakir olsun. وَرَيْنَ الْوَالِدَيْنِ Anayı babayı da gördük ki لَا يُعْتِيَانِهِ Kendi oğullarına veremezler. Eyda oğulları kendilerine veremediği gibi ana baba da kendi oğullarına veremezler. مِنْ زَكَاتِهِمَا zekatlarından. اِذَا كَانَ فَقِيرًا Oğulları fakir ise فَكَانَ اُلْدِ اَلَّذ۪ي سَبَبُ بَيْنَهُ Ol bir şey ki بَيْنَهُ بَيْنَ وَالِدَيْهِ مِنَ النَّسَبُ Kendisiyle anasının babasının arasında olan şey nesepten oldu. يَمْنَعُهُ O adamı men eder oldu. مِنْ اَعْتَائِهِمَا Anasına babasına vermekten. مِنَ الزَّكَاتِ zekattan. Zekatını alıp anasına babasına vermeden men eden şey ne oldu? Aradaki nesep oldu. وَيَمْنَعُهُمَا O anayı babayı da men eder oldu. مِنَ اَعْتَائِهِ Evet, o oğullarına vermek مِنَ الزَّكَاتِ zekattan. Niye? Aralarındaki nesep var. Ne ana baba oğullarına verebilir, ne oğul ana babasına verebilir. فَكَذَٰلِكَ Böylecedir. اَسْسَبَبُ الَّذِي Şöyle bir sebep ki بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ Kadın ile kocasının arasında olan sebep de böylecedir.
لما كان يمنعه وقتك o kocayı men etti. Min atâihima anasına babasına vermekten, min zekâti zekattan aralarında nesep olduğu için kâne eydâ yine böylece oldu. Yemnâuhâ kadını da men eder oldu. Min atâihî kocasına vermekten, min zekâti zekattan. Evet, öyleyse koca kadın da kocasına zekat veremez. وَقَدْ رَيْنَ هَذَا السَّبَبِ Bu sebebi gördük. بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ Koca ile kadın arasında gördük ki يَمْنَعُ مَنْ اَتَرْ مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا Bunlardan birisinin şehadetini لِسَاحِبِهِ ötekinin menfaatine Kocası kadının lehine şehadet ise kabul edilmez. Ne zevç zevcenin ne zevçe zevcenin. Niye? Kendi lehine şehadet etmiş olur. فَجُعِلَا فِي ذَٰلِكُ Bu meselede kılındılar. كَزَوِ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ زَوِ الرَّحْمِ الْمَحْرَمِ gibi. Anası babası nasıl? زَوِ الرَّحِمِ ise bu da böyle kılındı. اَلَّذِي öyle زُرْرَحِمِ ki لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا Bunların hiçbirisinin şehadeti caiz olmaz. لِسَّاحِبِي ötekinin lehine. Evet. وَرَيْنَا اِذَا yine böylece gördük كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدِنْلَ kocadan her birerlerini لَا يَرِجُعُ dönemez فِي مَا وَهَبَ لِسَاحِبِي ötekine vermiş olduğu hibede kadın kocaya koca kadını bir şey hibe ederse dönemez فِي قَوْلِ مَنْ bir kimsenin kavlinde ki يُجِيزُ رُجُعَ فِي الْهِبَ hibede rücu'u tecviz eder çünkü bazıları hibede rücu'u tecviz etmez rücu'u tecviz edenlere göre de arada zevciyet varsa rücu edemez. Fîmâ beynel garibeyni iki garip arasında, iki akraba arasında. Evet. İki akraba arasında sedeke veren olursa garabet dönemediği gibi zevciyet de olursa onu da dönemez. Dem'in hazike. Hürufu dem'in hazike. Beş şey vardır ki dem'in. Hazika. Yedi şey vardır ki hibenin rücuğuna mani olur. Demin hazika. İşte oradaki za zevciyete, kaf garabete işaret. Ötekilerde her birisi birisine işaret. Felemma kâne zevcânu fîmâ zekârna. Bu zikrettiğimiz şeyde vaktaki iki zevci ile zevci oldular. Gedcu'ilâ kezevir rahimil mahremi. Evet. Zurrahim gibi oldular. Fîmâ müni'â tîhî min kabûl-i şehâdet. Şehadetin kabulünün men'inde zirahim gibi oldular. Ve miner rücu'i fil hibeti hibede rücu'da da böyle oldular. Kâna fil nazari eyza öyleyse kıyasta bunlar oldular. Fiyatâi kulli vâhidin minhuma bunlardan her birinin vermesinde sahibehu ötekine minez zekâti zekattan vermesinde oldular. Kezalik böylece veremezler. فهذا هو النظر işte kıyas nazar da budur fi hadal bab bu babda ve huve kavlu Ebi Hanife rahimehullah taala İmam Nazım'ın kavli de budur caiz değildir vallahu taala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.